Kuru soğanımızı ayıtlamak için bıçağımızla ortadan ikiye keseceğiz. Ve altından ve üstünden de aldıktan sonra kuru soğanı elimizde bu şekilde kolaylıkla soyabiliriz. Biraz iri doğrayacağız. Aynı şekilde hindi göğüs etini de iri olarak doğrayacağız. Soğanlarımızı ortadan ikiye kestikten sonra kuşbaşıdan daha küçük olacak şekilde doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Mantarlarımızı da aynı şekilde doğrayalım. İri olarak doğrayacağız. Ortadan ikiye kestikten sonra 3'e 4'e bölerek mantarlarımızı hazır hale getirebiliriz. Soğan ve mantarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi tavamızın altını açıyoruz. Zeytinyağı ekleyeceğiz tavamıza. Zeytinyağını koyduktan sonra tavaya soğan ve mantarlarımızı ekleyelim içerisine. İkisini karıştırarak kavurma işlemine devam ediyoruz. Bu sırada da hindi göğsünü doğrayacağız. Kasabınızdan filote edilmiş olarak alabilirsiniz hindi göğüsleri. İri parçalar halinde doğruyoruz. Evet, soğan ve hindi biraz kavrulacak. Ocağımın altını kısmıştım. Şimdi tekrar açıyorum. Çok az tuz ekleyeceğim içerisine. Hindi göğüsleri de ekliyoruz içerisine. Evet, bunlar kavrulurken şimdi sosumuzu da yapalım. Yanına koyacağımız sosumuzu. Tenceremin altını da açıyorum. Şimdi bir miktar zeytinyağı. Tencerenin içerisine şimdi bir miktar un koyacağım. Biraz da nişasta. Kavurma işlemine başlıyoruz. Nişasta ve unu. Bu sırada hindileri de sote işlemine devam ediyoruz. Evet, sütümüzü de şimdi ekleyebiliriz. Un ve nişastanın içerisine. Biraz da tuz ekliyorum şimdi sosa. Güzelce karıştırıyoruz. Topaklanmayı da engellemek gerekiyor. Nişasta ve un karıştırmazsak eğer topaklanacaktır sosun içerisinde. Evet, sosun altını kapatıyoruz. Hindilerimiz biraz daha pişecek. Evet, patatesleri de soyduktan sonra şimdi fırın kabının altına zeytinyağı koyuyorum. Ve bir parça da sarımsak gezdireceğim. Sarımsağı bir kısmını kesiyorum. Daha sonra bıçağımla bu şekilde sarımsağı içerisinde gezdiriyorum. Bu zeytinyağına çok güzel bir aroma veriyor. Evet, şimdi patateslerimizi biraz önce soyduk, kenara almıştık. Bunları ince bir şekilde doğruyoruz. Bütün hepsini zeytinyağın üzerine, alt kısmına patatesten taban yaptık. Şu anda patatesleri koymuş olduğumuz fırın kabının üzerine dolduruyoruz. İyice yayalım. Ve hazırladığımız sosumuz var. Sosumuzu da alıyoruz. Evet, şimdi bu sosu da üzerine gezdiriyoruz. Evet, sütlü hindimiz şu anda fırına girmeye hazır. Yemeğimiz pişmiş durumda fakat altına koymuş olduğumuz patatesler de çok ince doğramıştık. Onlar da güzelce pişecek ve üzerinden de hafif böyle kızaracak. Arkasından da afiyetle yemek üzere servis edeceğiz. Şimdi fırına götürüyoruz. 240 dereceye 20 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Şimdi servisimizi yapmadan önce biraz kenarda dinlendireceğiz. Ve yanına çok güzel bir sos yapacağız. Hindimizi böyle aldık. Sosumuz için de karıştırma kabımızı alalım. Baharatlarımızı yanımıza alıyoruz. Kuru baharatlar. Limonumuzun suyunu alıyoruz önce. Zeytinyağı ekleyelim hemen. Tuz ve karabiber. Biraz köri. Yeni bahar. Kimyon. Biraz daha köri ekleyelim. Karıştırıyoruz güzelce. Şimdi biraz da taze baharat ekleyeceğim. Dereotu, maydanoz, taze nane, fesleğen, çok az kekik. Seviyorsanız biraz kişniş de ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Evet, çok güzel bir sos oldu. Patateslerle birlikte kenarından şöyle ortasını da koparalım. Patatesleriyle birlikte. Ve
sıra geldi hazırlamış olduğumuz bu özel sosumuza. Bu sosumuzu da güzelce karıştırıyoruz tekrardan. Çevresine ve üzerine gezdiriyoruz. Hem çok güzel bir görüntü veriyor hem de harika bir tat katıyor. Yapmış olduğumuz yemeğimize.